Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, kamuoyunda çokça konuşulan ve bizim torba tezkere olarak ifade ettiğimiz tezkerenin görüşmeleri dün yapıldı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu tezkereye hayır oyu kullandık. Hayır oyu kullanmamız anayasaya, birincisi anayasaya aykırı olduğu için, ikincisi süre yönünden itiraz ettiğimiz için, üçüncüsü talep edilen yetkinin belirsizliğinden, dördüncüsü talep edenin yetersizliği ve dengesizliğinden, beşincisi de gereklilik ve yerindelik yönünden doğru bulmadığımız için tezkereye hayır oyu kullandık. Bu tezkeredeki taleplerin her birisinin doğru olduğunu bir an için kabul edeceksek, en az dört tane tezkere olması gerektiği açıktır. Bunlardan birincisinin Kuzey Irak için, ikincisinin Suriye'deki DEAŞ ve benzeri terör örgütleri için, üçüncüsünün İdlib'deki misyon için, dördüncüsünün de Türkiye'de topraklarında yabancı asker bulundurmak için ayrı ayrı tezkerelere muhtaç olduğu açıktır. Eğer ki bu tezkeredeki talepler gerçekse, gerçek niyetleri buysa. Ama biliyoruz ki ne Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yönelen terör unsurları için, ne Suriye'den Türkiye'ye yönelen terör unsurları için bunlara cevap vermek, bunlara sıcak takip yapmak, bulundukları yere gidip sınır ötesi operasyon yapmak için tezkereye hiçbir ihtiyaç yok. Tezkereye ihtiyaç olmadığını Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2007 yılları arasında tezkere olmadan bu operasyonları yapamazsın diyenlere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesini 51 kez en az okumuştur. Hem mecliste, basın toplantılarında ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi beyanlarında. Yani efendim biz sınır ötesi operasyon için yetki istedik, buna karşı çıktılar, kocaman bir yalandır. Kocaman bir yalan. Ama şunun cevabını merak ediyor vatandaşlarımız. Bir, siz bu tezkereyle, aldığınız yetkiyle, 2 yıllık yetki alarak, hep bundan önce 1 yıldı. Sizden önceki üçlü koalisyon 6 ay istiyordu. Siz 1 yıla çıkardınız. Birkaç kez 1,5 yıllık bazı tali küçük tezkerelerde denemeleriniz oldu. 2 yıl niye? Seçimi de kapsayan ve 4 ay aşan bir yetki, bu meclisin, gelecek oluşacak meclisin yetkisine tecavüz, bu meclisin yetkili olduğu dönemin dışında bir yetki talebi. Niye buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Anketlerde eriyorsunuz, eriyorsunuz. Seçim gelmesin istiyorsunuz. Vatandaş erken değil, derhal seçim istiyor. Siz kaçıyorsunuz. Kaçıp kaçıp gideceğiniz yer Haziran 2023. Orada Suriye'ye savaş ilanı ile ilgili bu tezkereyi, bu yetkiyi alıp anayasadaki yetkiyle seçimleri 1 yıl ileriye mi almak istiyorsunuz? Son çareniz bu mu? Sandıktan kaçarken savaş dümenine mi sığınacaksınız? Bu tezkereye mi evet dememizi besliyorsunuz? Siyaseten gelen sonunuzu 1 yıl daha uzatıp savaş psikolojisiyle seçim yapıp kurtulacağınızı düşünüyorsanız bu oyunların, bu dümenlerin hepsini boşa çıkarmaya devam edeceğiz. Sonra bir söyleyin bakalım, bir söyleyin. Bu ülkede yabancı asker bulundurmayla ilgili yetkiye niye ihtiyacınız var? Hangi askerler gelecek? Sarkaç şeklindeki dış politikanızda Biden'a hangi tavizi istiyorsa vermeye razısınız. Yeter ki ilişkileri bir noktaya getirin. Ya da Putin'in ne emredeceği belli olmaz. Ya da Afganistan'dan Taliban askerleri. Niye lazım kardeşim, niye lazım? Bu yetkiyi size niye verelim? Ha, Numan Kurtulmuş da oradaydı. Kendisi aslında tam net söyledi. 150 yıldır CHP ile karşı karşıyayız diyor. Başlatıyor, Jön Türklerden başlıyor. Geliyor işte İttihat ve Terakki diyor. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri, Cumhuriyet Halk Fırkası hep karşıyız diyor. İşte o karşıtlıkta tam karşı karşıyayken şu vardı. Bunlar İstanbul'a İngiliz askerlerini, İngiliz donanmasını davet edenlerin devamları. Biz Kartal İstinbot'un üstüne çıkıp
geldikleri gibi gidecekler diyenlerin devamıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Siz alışıksınız İstanbul'a, Türkiye'ye yabancı asker davet etmeye. Biz hep karşı çıktık 1 Mart tezkeresinde. 1 milyon Iraklının ölümünden sorumlu Amerikan askerlerine Amerika'da söz verip AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Mersin Limanı'na kadar gelmiş askerler 1 Mart tezkeresinde biz dur dedik o rezalete. Siz alışıksınız. Siz İngiliz askerini, Amerikan askerini davet etmeye, onları bulundurmaya, biz de buna karşı durmaya alışız. Yabancı kuvvet bulunduracaksak Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nı niye yaptık? Türkiye'de yabancı askerler bulunacaksa Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık? Herkes haddini bilsin, beyefendinin de ayakları suya ersin. Böyle bir şey, yabancı kuvvet bulundurmayı koy tezkereye, ondan sonra da git. Yok efendim, Cumhuriyet Halk Partisi onunla beraber, bununla beraber. Milletimizle beraberiz. Senin karşında durmak, senin istediğin bir şeye karşı çıkmak, sanki partinde olmadığı için, ittifakında olmadığı için, dünya görüşünde olmadığı için sana biat etmemek, vatan hainliği ise Nazım Hikmet'in dediği gibi biz devam ederiz senin o söylediğine. O yüzden asla ve asla Recep Tayyip Erdoğan'a uluslararası arenada meşruiyet, kendin kaybediyorsun, kaybettiriyorsun. Uluslararası kurallara uyma, teamüllere uyma, imzanın arkasında durma, uluslararası anlaşmalara uyma. Ondan sonra herkes arkama dizilsin ki muhalefet de bizi destekliyor. Desteklemiyoruz kardeşim. Ne kadar çabuk gidersen bu memleketin o kadar hayrınadır. Kendisine güç kuvvet kazandıracak, kendisine yönetebiliyormuş algısı verecek hiçbir kararın arkasında olmayacağız. Bu da sana dert olsun Recep Tayyip Erdoğan. Bu da sana dert olsun. İnanın, devletin çivisi çıktı diyorlar ya, diyoruz ya, yönetilemiyor, savruluyor. Yani şu fotoğrafa bakın. Fotoğrafta bulunanlardan ikisini göstereyim size. Bir şu hanımefendi, şu kadın, gazeteci olarak düşündüğümüz kişi Halime Kökçe. Star gazetesini temsilen milletin, devletin uçağında AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı. Bu beyefendi Sinan Burhan, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Ya devleti parti devletine çevirdiniz. Devleti partinizi, partiyi devletin, devleti partinin emrine soktunuz. İç içe geçtiniz. Ama artık insan bundan utanır ya. Cumhurbaşkanlığı uçağında belediye meclis üyesi gezdiriyor. İl başkan yardımcısı gezdiriyor. Olmaz. Bize ne? Kimi götürürsen götür. Bizi götürecek halin yok. Ama yanında gazeteci götür. Bu gazeteciler, bu ünvanları taşıyan bu gazeteciler, bir gazeteci, diğeri ne manada orada bilinmez. Nasıl olacak da bu kriterlere göre davet edilenler, basın etik kurallarına göre, meslek ahlakına göre, dördüncü güç deniyor dünyada, bağımsız olması lazım, özgür olması lazım. Nasıl olacak da bu gazeteciler işlerini yapacaklar? Bizim vergilerimizle bunları götürüp, gezdirip, yedirip, içirip, gelip sonra vatandaştan helallik isteyeceğiz ya, işte orada baltayı taşa vurdunuz. Orada baltayı taşa vurdunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Başka bir şey söylenecek, başka bir şey yok. Ha, efendim, milli bir duruş bekliyormuş. İyi Parti öyle bir duruş göstermiş. CHP, HDP ile birlikte davranmış. Onu yapmış, bunu yapmış. Kardeşim, onu bunu bırak. Burada biz muhalefet partisi miyiz? Sen muhalefetteyken ne yapmışsın? AK Parti'ye oy veren çok kıymetli seçmenlere, geçmişte oy vermiş çok kıymetli seçmenlere seslenerek söylüyoruz. Bu AK Parti 10 Ekim 2001'de muhalefet partisiydi burada. Ayrıldılar, partilerini kurdu. Parti kapatmadan sonra yeni kurulan partiye gitmeyip Erbakan Hoca'ya ihanet edip
Çünkü bunlardan ayrılan ihanet ediyor ya. Erbakan Hoca da çok kızıyordu onlara, sizi gidi faizciler diye. İngiltere'den, Amerika'dan kabloları bağlayıp AK Parti'yi kurdular. Muhalefetteydiler. Ecevit'in koalisyon hükümeti vardı. Afganistan için 10 Ekim 2001 günü bunlardan yetki istendi. Hayır oy verdiler. Savaşa karşıyız, sınır ötesi operasyona karşıyız diye. Sonra Kuzey Irak için 25 Aralık 2001'de ve 18 Haziran 2002'de iki kez Kuzey Irak tezkeresine hayır oy verdiler. Bunlar hani bu tezkerelere hayır, biz çok birleştirmişsin tezkereleri, 2 yıl demişsin, Türkiye'ye yabancı asker getiriyor, hayır diyoruz, hain oluyoruz ya. Bunlar Kuzey Irak'ta PKK'ya operasyon yapmak için yetki istendiğinde hayır demişler. Savaş demişler, kan akar demişler. O yüzden öyle ben milliyim diyenin milli olduğuna, yerliyim diyenin yerli olduğuna falan kimse itibar etmesin. Çıksınlar desinler, biz o dönem o tezkerelere evet oyu verdik. Tutanaklar ortada, dün yüzlerini okudum mecliste, yüzüne baktığım yüzünü eğiyor. Naci Bey diyeyim oraya bakıyor. Numan Bey'e bakıyorum, bu tarafa bakıyor. Bakanın gözüne bakıyorum, bakan diyorum, eski bakanlığına atfen. Avizeleri izliyor. Çünkü mahcup oluyorlar tutanaklar önünde. Şimdi çok isterim bir gün bu kürsüye çıkayım, Süleyman Soylu hakkında hiçbir şey demeden ineyim ama maalesef namümkün. Maalesef. Öyle bir vakayla karşı karşıyayız ki, hani anayasa yapan toplumsal irade, anayasa 137'yi Süleyman Soylu gibi biri gelirse diye yazmış. Anayasa 137 kanunsuz emir. Kanunsuz emir verilmez, verilse de uygulanmaz. Diyoruz ya, aman devlet memurları, bunların kanunsuz emirlerine uymayın. Kanunsuz emir vermeye alışmış şuursuz İçişleri Bakanı dün de muhtarlara kanunsuz emirler veriyor. Muhtarlar haklı olarak, bir muhtar, birkaç muhtar demiş ki metruk evler var, yıkacağız. Mahkeme kararı oluyor, yıkamıyoruz. Ya bununla ilgili oralara uyuşturucu satıcıları giriyor. Ben polisimi yollarım, biz oraya bakarız, orayı gerekli tedbirleri alırız, giremeyecekleri hale sokarız demek yerine gerekirse oraya devriye koyarız, polis koyarız, bekçi koyarız, orayı bir güzel temizleriz demek yerine diyor ki yıkın kardeşim, siz yıkın, mahkeme kararı arkadan gelsin. Mahkeme kararına rağmen yer yıkma yetkisi. Herkesin, hepimizin gözünün önünde muhtarlara diyor. Siz yıkın, biz sabah molozları toplarız diyor. Yıkın siz diyor, kanunsuz bir şekilde diyor. Biz mahkemeyi size uydururuz diyor. Ya bu kadar şuursuzluk. Hani her suç işleyen sonradan çıkıyor ki fotoğrafı var. Nerede bir çete reisi, nerede bir dolandırıcı, nerede bir üçkağıtçı, hep çıkmadı mı fotoğrafları? Hepsinden var. Milleti Bitcoin diye dolandırıp kaçanla da var. Sezgin Baran Korkmaz'la da var. Hepsinden var. O yok olan yok. Hepsi çıkıyor. Ama bir bakıyorsunuz beyefendi artık suç işleyenlerle geçmişteki fotoğrafı değil, gelecekte suç işleyenlere, işleyecek olanlara talimat veriyor. Sen işle diyor. Suç İşleri Bakanı. Şimdi bu Suç İşleri Bakanı'nın tabii böyle her an her şeyi yapması mümkün. Saldırması, çirkinleşmesi, sebebi de şu. Çok çiğ yemiş, karnı çok ağrıyor da. Son mevzuyu hemen hatırlatalım. Burada çıktık, ne dedik? Süleyman Soylu'nun kuzeni SGK'yı dolandırmış 1 milyar. Şirketin ortağıymış. Teftiş kurulu denetleme başlatmış. 5 ay sonra Mart ayında şirket ortaklığından istifa etmiş. Teftiş sürüyor. SGK'dan bizi aradılar. Ben de size söyledim sayın basın mensupları. Bunlar teftiş kurulu başkanını görevden aldılar. Mustafa Apaydın, çünkü bu yolsuzluğun üstüne gidiliyordu. Yerine getirecekler ama yönetmelik değiştiriyor hazırlığı var. Ne diye? Teftiş kurulu başkanı müfettiş olmasınmış. Olmayabilirmiş. Ya böyle bir şey olur mu? Müfettişlerin başkanı müfettiş olmayacak. Dedim bunu yapacaklar, yaptılar. Şimdi de oraya Oğuzhan Tekin'i atadılar. Kimdir beyefendi? Süleyman Soylu bakanken
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda onun hukuk danışmanı, hukuk müşaviri. Onu getirip oraya koydular. Süleyman Soylu'nun kuzeninin dosyasının görüldüğü teftiş kurulunun başına müfettiş olmayan Süleyman Soylu'nun eski danışmanı ve AK Parti milletvekili adayı. Yuh! 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 Ayıptır ya. İnsanda biraz utanmak olur ya. Peki AK Parti'ye geçmişte oy vermiş güzel insanlar, iyi niyetli insanlar, inançlı insanlar. Ya bu olur mu? Bu Süleyman Soylu yükünü AK Parti'nin gerçekten haramdan, yalandan korkan seçmeni ne kadar zaman taşıyabilir? Bu yükü taşıyanların namuslu, düzgün, inançlı insan olduklarına kim inanabilir? Olmadan söyledim. Görevden almışlar soruşturuyor diye. Orayı dağıtmışlar. Yönetmelik değiştiriyorlar. Hepsi doğru çıktı. Ve göze parmağı sokarcasına gittiler dediği adama atadılar. Şimdi bu Süleyman Soylu çıkmış. Efendim, geçen günde 2023'te ey Kılıçdaroğlu diyor, buradan size söylüyorum. 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı sizi öyle bir hezimete uğratacak ki sokağa çıkacak yüzünüz kalmayacak. Bak sen lafa bak. Kılıçdaroğlu ne yapmış da sokağa çıkacak yüzü kalmayacakmış? Süleyman Soylu bir cevap ver, ne yapmış? Mesela Süleyman Soylu Demokrat Parti genel başkanı iken kendi iş çamaşırlarını partiye ödetmiş de Anayasa Mahkemesi bunu tescil mi etmiş sokağa çıkacak yüzü olmasın? Mesela Demokrat Parti referandumda hayır oyu vermeye karar vermişken sen FETÖ'nün talimat ve finansmanıyla 51 ili gezip FETÖ lehine evet oyuna çalışmış da partisinden ihraç mı olmuş o darbecilerin teknesine su taşıdı diye şimdi insan içine çıkacak yüzü olmasın? Ne yapmış Kemal Kılıçdaroğlu? Dün küfrettiği adamın, en ağır sözleri söylediği adamın emrine de girmiş. Ondan mı utanacakmış şimdi? Ne yapmış Silivri Emniyet Müdürü'nü gecenin üçünde telefonlarda taciz ettirip intiharına mı sebep olmuş da utansın, sokağa çıkamasın Kılıçdaroğlu? Ne yapmış Sezgin Baran Korkmaz'ı çağırıp seni alacaklar, yurt dışına kaç demiş de ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmış, senin ekipte gidip oteline çökmüş. Bunu mu yapmış Kemal Kılıçdaroğlu insan içine çıkacak yüzü olmasın? Organize suç örgütü liderleriyle içli dışlı olmuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı albayrağı kumpaslar kurmuş. Verdiği sözü tutamayınca hedef olmuş. İnsan içine çıkamayacak. Bu mu? Ey Süleyman Soylu. Sedat Peker sopayı kaldırınca pısıp susuyorsun. Birazcık sopa inince kalkıp bize efeleniyorsun. Bak Süleyman Soylu, Sedat Peker'in sopasından korkma. Sen seçmenin sopasından kork, Allah'ın sopasından kork. Bu kadar haksızlığa, bu kadar hukuksuzluğa, bu kadar vicdansızlığa, bu kadar kötülüğe sen Allah'ın sopasından kork, seçmenin sopasını ilk sandıkta yiyeceksiniz zaten. Sayın Erdoğan, çıkmış bugün diyor ki o meşhur uçakta geri adım atmadım, ben taarruzdayım. Tutmayın küçük enişteyi. Taarruzdasın. Bu can bu bedende durdukça o Bransan sahi serbest kalamaz. Taarruzdasın. Ver papazı, al papazını. Fethullah Gülen'i vermeden Bransan'ı vermem. Taarruzdasın. Trump'tan bir telefon, bir tehdit, bir mektup. Branson uçağı nasıl bildi kendi de anlamadı. Kendisini bir anda Oval Ofis'te kahve içerken buldu. Hiç geri vites yok sende. Ey Merkel, Deniz Yücel'i istemek ne? Ettiğini çekecek. Merkel'den bir telefon, Deniz Yücel diyor ki serbest kalmam, tutuklanmam hukuksuzdu. Serbest kalışımda da hukuksuz. Serbest kalırken de tam bir hukuksuzluk yaşandı. Adama tutukluluk halinin devamına diye tebliğ yapmışlar. 11'de
3'te uçağa bindirip yolladılar. Merkez telefonu çakınca. Sende geri vites yok. Yok. Büyükada tutukluları. Darbe planladılar bunlar diyor. 15 Temmuz gecesini bunlar planladılar. Ömür boyu oradan çıkamazlar. Schröder'den bir telefon. Uçakta ön koltuğa sen oturacaksın, arka koltuğa ben oturacağım. Sende geri vites yok. Sonra geliyor burada iç siyasete alet etmek için olur olmaz işlerin içine giriyor. Bir şey söyleyelim. İlk günden beri söylüyoruz. İki tane hata var. Bir, büyükelçilerin böyle bir açıklama yapmasından biz memnuniyet duymayız. Ama büyükelçilerin bu açıklama yapacak vasatı yaratan Recep Tayyip Erdoğan'ın kötü ve hukuk tanımayan politikalarıdır. Bu yanlışı, bu ayıbı Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan yaşatmıştır. Sonra bizim çok değer verdiğimiz dışişleri bürokrasisi gece gündüz çalışıp pirinçten taşı ayıklamıştır. Bir delinin çukura attığı taşı 40 akıllı bürokrat zor çıkarmıştır. Ve öyle bir yere gelmiştir ki iş, o kelime bulma sanatında tarihi bir iş yaptılar hep beraber. Bir cümle buldular. Biraz da hile de yaptılar. Tercümesinde kelimeyi de başka kullandılar Türkçe. Hem Yeni Şafak geri vites yaptırdık diye manşet atıyor. Hem New York Times Tayyip Erdoğan'dan geri adım diyor. Diplomasi böyle bir şey. Emek verenleri takdir ederiz. Zira 10 ülkenin büyükelçisine son söylenecek sözü pat diye söyleyince istenmeyen kişi sen yollayacaksın da onlar da seninkini yollayacak. Bu kadar derin bir diplomatik kriz çıkarmanın ne manası var? O lafa o kadar kızdıysan o cümleyle nasıl tatmin oldun ona da bir bakarlar. Ama sonuçta işleri bu olan bürokratlar bir şekilde meseleyi sözdüler. Biz işin bu kısmından da memnuniyet duyarız. Ama illa Biden'a teşekkür ediyorsun ya. Biden bir dışişleri bakanı görevlendiriyor. Tabii senin gibi değil, orada onay monay da var senatodan. O bakanlığın bir sözcüsü var. Sözcünün adı da Jen Psaki. Jen Psaki'ye soruluyor. Jen Psaki'yi bir oku bakalım. Diyor ki Jen Psaki, bizim tutumumuzda değişiklik yok. İnsan hakkı ihlallerine karşı duymaya, uyarıları yapmaya devam edeceğiz. Yani onlar diyor ki biz iç işlerine karışmıyoruz. Bu da karışmak değil diyorlar. Kendileri de öyle söylüyorlar. Sen bir Jen Psaki'yi oku. Sonra geri vites yapmış mısın, yapmamış mısın bir bak. Seçim kanunu bir yılı aşkın süredir heyetler halinde bir araya geldiler. En son baş başa da birkaç kez görüştüler. Seçim kanunundaki devasa değişiklik 10 olan seçim barajını 12 Eylül artığı AK Parti'nin sıfırlayacağız diye iktidara girip 19 yıldır nimetinden yararlandığı seçim barajını şimdi 7'ye çekmeye karar vermişler. 5 ile 7 arasında gelip gidiyorlar. Tartışma barajın kaç olacağı değil aslında, MHP'nin kaç oy alacağı. Eğer MHP 6 alacaksa barajı 5 yapacaklar. 8 alabiliyorsa, 7.1 alabiliyorsa barajı 7 yapacaklar. MHP baş aşağı çakıldıkça dur bakalım acele etmeyelim, barajı daha ne kadar düşürelim diye düşüne şimdi bunu bulmuşlar. Seçim barajı şöyle tayin ediliyor. Hani deniyor ya, temsilde adalet, yönetimde istikrar. Bunlar da kendileri açısından ittifakta istikrar için MHP'nin atlayabileceği kadar alçak, yeni kurulan partilerin yetişemeyeceği kadar yüksek. Toplum mühendisliği %7. MHP bir puan daha düşsün %5. Ondan çok acele etmeyecekler, bir ay bir buçuk daha bakıp. Çünkü bir sene sonra uygulanacak. Ama MHP bu kafada giderse MHP'yi kurtaracak baraj ancak bir olacak. %1 yaparsan kurtulacak MHP. Böyle devam etsinler. Çok sahada karşılığını görüyorlar. Böyle devam etsinler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayabilirim.
Sayın Genel Başkan'ın kendi beyanlarını esas almak gerekir. Kendisi diyor ki biz adayımızı ittifak ortağımızla birlikte belirleyeceğiz. Kendi adaylığı söylendiğinde de ittifak ortaklarımızla görüşürüz. Gerekirse oluruz diyor. Sayın Akşener'e daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da sorulduğunda benzer bir yaklaşımda bulunmuştu. Burada da bir ittifak ortağına yakışır şekilde nezaketle kendisine sorulan isimler de kendisinin de yerel seçimlerde çok ciddi destek ve emeği olan iki isim. Onlar aday gösterilirse CHP tarafından onlara da destek verebileceğini söylüyor. Yıkıcı değil yapıcı bir tutumdur. Ancak Sayın Genel Başkan'ın adaylığına Meral Akşener'in bir karşı çıkması gibi okumayı belli çevrelerin zoraki okuması olarak değerlendirdik. Buyurun. Şimdi güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçene kadar ki yönetim zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın bir benzerini ülkenin başına koyacağımız efendim rektörü de o atasın, valiyi de o atasın, partisindeki il başkanı da o atasın, her kararı o versin, Merkez Bankası başkanı da böyle bir yönetim anlayışımızın olmayacağını zaten söyledik. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile birlikte yetkilerini kimini kendisi kullanacak, kimi yetkisini müştereken kullanacaklar, kimi yetkilerini başkalarının yerine kullanacaklar. Örneğin şu, rektör atamasında üniversitenin hocaları seçsin, öğrencisi seçsin, irtibatları sürüyorsa okullarıyla mezunları seçsin, Cumhurbaşkanımız atasın. Bu yetki böyle kullanılacak örneğin, rektör atama yetkisi. Varıp da şimdi biz geldik, hadi bakalım bütün rektörleri baştan aşağı biz değiştiriyoruz. Tek adam yönetimi bizim tek adam dönemimiz başladı. Böyle bir anlayışımız olmayacak. O yüzden yetkilerin kullanılacak olanları bir cumhurbaşkanının kullanması gereken eskiden de kullandığı yetkiler var. Bir de geçiş döneminde müştereken kullanacak yetkileri olacak. Bu bahsettiğiniz tarif buna son derece uygun bir tarif. Şimdi şöyle oylama işari, tabii işari oylamada bazen bu tip işler olabiliyor. Meclis foto muhabirlerinin de bu çok önemli bir iştigal alanı ve çok başarılı işler çıkarıyorlar. Tabii o fotoğrafa baktığınızda fotoğrafın derinliklerinde evet oyu vermeye içinin sinmediği çok sayıda milletvekilinin ne şekilde davrandığı da görülüyor. Onun dışındaki dengimiz ve muhatabımız olmayan geçmiş siyaset kişileriyle ilgili soruları cevaplamakta bir fayda görmüyoruz, zaman israfı. Milletvekilleri meclise gelirler, yemin ederler, göreve başlarlar ve günün koşullarında önlerine gelen kanun tekliflerine, önlerine gelen tezkerelere, milletten aldıkları yetki, partilerinin millete yaptıkları vaatler doğrultusunda kendi vicdanlarıyla en doğru kararı verirler. Bugün biraz önce ve dün açıkladığım 5 temel gerekçeyle bu tezkere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından enine boyuna müzakere edildi. Siz takip ettiniz. Parti meclisi toplantımız yapıldı. Merkez Yönetim Kurulu'nun 2 hafta önceki toplantısına dış politikada kapsamlı bir sunum verildi. Son toplantısında 1. gündem maddesi olarak değerlendirildi. Grubumuzun görüşleri alındı. Kendilerine yönetimin değerlendirmeye paylaşıldı. Ve bugün bu tezkerenin bir felakete tezkeresi olduğu anlaşıldı. Çok kabalaşmadan söyleyeyim. Bugün ülkeyi yöneten kişinin yönetme ehliyetinin tamamen ortadan kalktığı bir yerde bu kadar yetkinin, bu kadar hırsla, bu kadar kinle
ve bu kadar iktidarı sürdürme hevesiyle gözü dönmüş her kararı alabileceği noktada ona bu yetkilerin verilmesine grubumuz itiraz etti. Tavrımızın son derece arkasındayız ve tüm Türkiye kamuoyunda da gündeme oturan ve takdir gören bir karar olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bütün geri dönüşler de bu yönde. Hani yargı bağımsızdı. Şimdi soruya cevap verirken bir tutarlılığın olacaksa aynı şeyi söyleyeceksin. Bizde yargı bağımsız. Ben bilmem, ne karar verirse o karar uygulanır dese tamam. Ha, biliyoruz ki Kavala serbest kaldığında mahkeme Türk milleti adına karar verdi. Recep Tayyip Erdoğan o kararı Türkiye'de olmayan bir şekilde, kendisi sanki millet jürisinin temsilcisiymiş gibi, o kararın yerine ben bu kararı tanımıyorum dedi. Kavala'yı 7-8 saat serbest bırakıl, Türk milleti adına serbest bıraktılar. Tayyip Erdoğan saray eşrafı adına hukuksuz olarak tuttu. Talimat verdi. Yeni bir dava, tutuklama talebi kabul. Kavala hala orada kaldı. Şimdi sonra da bizde yargı bağımsız diyordu. Bu soruya cevap verirken demiş ki bildiğimizi okuruz. Eğer Türkiye'de yargı bağımsız olsa mahkeme bildiğini yapar, hepimiz buna saygı duyarız demesi lazım. Bu cevabı veremeyen birisinin bu beyanı itiraf niteliğinde olmuş. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum arkadaşlar.